Trakya Türk TV'de yayınlanan Tekin Şahin'le Diğerleri programına gazeteci Nijat Ayvaz ve gazeteci Tarık Eskik konuk oldu. Programda ağırlıklı olarak Tekirdağ Spor'un geleceği ve Tekirdağ'ın siyasi geleceği konuşuldu. Programda Tekirdağ Spor'un geleceği ve başkanlık değişimi konuşuldu. Biz seçim zamanı geldiğinde kapısına kadar gelinip oy istenenleriz. Biz sizi seçenleriz. Biz diğerleriniz. Pazartesi günü açıklanan bir konu vardı. Tekirdağ Spor için başkanlık adayı vardı. Bana sormadın ama ben söyleyeyim. Kesinlikle olumlu bakıyorum. Tekirdağ Spor'da bir kan değişimi evet gerekli mi gerekli. Mülayim Kuru ve Cüneyt Yüksel Süleymanpaşa Belediyesi olarak yeterince zaten Tekirdağ Spor'a hak ettiği hem bir tesis kazandırmak anlamında hem de futbolculara gelecek sunmak anlamında bir çalışma yaptılar. Programda Tekirdağ'da belediyecilik üzerine konuşuldu. Şahinköy Belediye Başkanı basına bir tur düzenledi. Gezdik, dolaştık. İşte yeni yapılan icraatlar, eski yapılan ayağa kaldırılmasını bekleyen icraatlar derken keyifliydi. 7 kişilik geldik. Programda Tekirdağ'daki eski belediyecilik anlayışıyla yeni belediyecilik anlayışı kıyaslandı. Şimdi Şarköy'de tam yaz sezonunda küçük esnafın tam böyle para kazanacağı, turiste hizmet ederek en azından gelirini artıracağı dönemde büyükşehir devasa kazılar yapmaya başlamış. Şarköy'den bahsediyorum. Sebep? Esnaf perişan. Peki arkadaş, sevgili Kadir Albayrak, buralara altyapı yapacaksınız, bilmem işte proje gerçekleştireceksiniz de tam yazın ortasında toza dumana toprağa çamura mahkum etmek ne demek abi, koskoca Şarköy'den bahsediyoruz, Tekirdağ'ın vitrin ilçesi. Programda 2024 yerel seçimlerinde Tekirdağ'ın geleceği üzerine konuşuldu. Dostum Cüneyt Yüksel üzerindeki emaneti kutsal olduğunu biliyor. Bu kadar nokta. Tamam mı? Üzerindeki emanetin. Bugün Cüneyt Yüksel'e oy vermeyen Cumhuriyet Halk Partiler dahi pişman mı? Pişman. Evet, Tekin Şahin'le Diğerleri programı her çarşamba saat 15'te Trakya Türk TV ekranlarında mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz.